Değerli öğrencilerim merhabalar. Şimdi açıların 12. köşe taşında kalmışız en son. Bu videoda hemen buna bir giriş yapalım, gömelim. Neler varmış bir bakalım. Evet, 100 diyor. Buna göre BCD. BCD. Yani 2x'i de bize soruyor dostlarım. Şimdi burada şu kuralı yapsak çok kolay bir şekilde çözeriz. Ha, yukarıda da zaten kural gösterilmiş. Ben ismini bumerang kuralı diyorum dostlarım bunun. Anlatırken öğrencilerime bumerang diye anlatıyorum. Şöyle bir kural. Orijinal ismi içbükey dörtgendir bunun. Bakın bir dörtgen, dört kenarlı bir şekil ve içe doğru bükülmüş. Dolayısıyla içbükey dörtgen diyoruz buna. Şimdi içbükey dörtgende diğer tüm dörtgenlerde olduğu gibi dört tane açı mevcut dostlarım. Bakın gösteriyorum bunları da. Şuna A diyelim, B diyelim, C diyelim. Bu ABC açıları dörtgenin içinde, bumerangın içinde. Bir tane de dışarıda bir açımız var. Buna da X dedim. Kural diyor ki içeridekilerin toplamı her zaman dışarıdakine eşit. Bakınız burada da sorumuzda da bir bumerang mevcut arkadaşlarım. Şurada bumerangı gör, taradım. Demek ki 5x'in, x'in ve 2x'in toplamı 5, 7, 8x yapar. Ve bunların toplamı dışarısındaki 100 dereceye eşit olacak. 8x 100. Bize neyi soruyordu? 2x'i soruyor. 8'i o zaman 4'e bölersem 2x yapar. 100'ü de 4'e bölersem 25 yapar. Cevap da Adana'dan gelir. Hemen ikinci sorumuz. BAD kaç derecedir diye soruyor bize. Şuradaki açıyı soruyor. Şimdi önce bir bumerangı görelim isterseniz. Bakın şurada bir bumerangımız mevcut. Şöyle taradım. Demek ki 25'in, 45'in ve şuraya da x diyelim. Şurası da tabii ki x olacak. Bir de buradaki x'in toplamı şu dışarıdaki 90 dereceye eşit olacak. Şimdi 45 ile 25'in toplamı 70. O zaman x'e 20 derece kaldı. Demek ki bu da 20. Ve bakın şurada da 20 var, 90 derece var. Toplamları 110 yapar. Şuradaki açımıza da 70 derece kaldı diyebilirim. Cevap Denizli'den patladı. Evet, üçüncü sorumuz yeni nesil bir soru. Şurayı bir okuyalım. İki duvarın uç noktalarına bağlanan bir lastiğin ucuna kırmızı ağırlık bağlandığında AB seviyesine lastik gergin oluyor. Kırmızı ağırlık bağlanıp ağırlık alınıp mavi ağırlık takılınca CD seviyesinde gergin oluyor demiş. İşte açıların eşitliğini göstermiş aşağıda da. Bir de 160 derece vermiş. Buna göre alfa kaç derecedir diye bir soru soruyor. Şimdi şuradan ben şekil büyük olsun diye hiç küçültmedim arkadaşlar. Buradan yapmaya çalışayım sorumuzu. Şimdi dostlar eşit açılar varsa hemen bunlara bir A, B, B diye bir seslenelim. Bakın burada bir duvar var. Burada da bir duvar var. Tabii bu duvarlar yere dik olmak zorunda. Onu da bilelim dostlarım. Şimdi öncelikle şuradaki M kuralını görün. Bakın şu kırmızıyla yaptığım M kuralını bir görünüz arkadaşlarım. A aşağıya bakıyor. B de aşağıya bakıyor. Alfa yukarıya bakıyor. Demek ki A ile B'nin toplamı alfaya eşit olacak. Bu bir. Sonra isterseniz bir M kuralı daha görebilirsiniz burada. İsterseniz de bumerang kuralını görebilirsiniz. Şimdi buradaki köşe taşımız bumerangı ele aldığı için biz bumerangdan görmeye çalışalım. Şuradaki bumerangı görelim. Demek ki alfanın, B'nin ve A'nın toplamı dışarıdaki 160'a eşit olacak. Onu da yazıyorum. Alfanın, A'nın ve B'nin toplamı 160 olacak. Şimdi A ile B'yi zaten biz alfa bulmuştuk. Demek ki 2 alfa 160 olacak. O zaman alfa 80 gelecek dostlarım. Yani cevabım Edirne'den paketlendi. Evet, 12'yi hallettik. Çevirdim arka tarafı. 13 numaralı köşe taşındayız. 42 dereceyi vermiş. Alfa kaç derecedir diye soruyor. İkizkenar üçgenlerden oluşan bir soru ve dostlarım üniversite sınavında sorulan açı sorularının hemen hepsinde bir tanesi hariç, onu da ilk köşe taşında mı ya da ikinci köşe taşlarında söylemişimdir. Bir soru hariç diğer bütün sorularda ikizkenar üçgen mevcuttu. Üçgende açı sorulan bir konudur.
Her yıl olmasa da mutlaka sorulur arkadaşlarım. İşte bir yıl sorulmadıysa bir yıl sorulur. Ya da iki yıl sorulmadıysa üçüncü yıl mutlaka sorulur gibi düşünün. Sorulan bir konudur. Dolayısıyla sorulduğu yıllarda da mutlaka ikizkenar üçgen işin içinde olur. Şimdi ikizkenar üçgende biliyorsunuz taban açılarımız birbirine eşitti. Şuraya alfa diyelim biz o zaman hemen. Şimdi bazı öğrenciler bu hangi açıların eşit olduğu noktasını karıştırıyorlar dostlarım. İsterseniz ben bu soruda ve bir sonraki soruda hangi açıların eşit olduğunu vurgulayarak işe başlayayım. Şimdi öncelikle ikizkenar üçgeni tanırsak dostlarım, ikizkenar üçgende iki kenar birbirine eşit. Biz bunlara ikizkenarlar diyoruz. Bir tane de burada var ikizkenar. İkiz olmayan kenarın adına da taban diyoruz. Tabanın tam karşısındaki açıya ya da başka bir deyişle ikiz kenarların kesiştiği noktadaki açıya da, yani şu açıya da tepe açısı diye isim veriyoruz. Tepe açısı. Demek ki tepe açısı asla eşit olmayan açı ikiz kenar üçgende. İkiz kenarların arasındaki açı eşit olmayan açı. Demek ki diyerek iki açı birbirine eşit olacak. Hemen bunların eşitliğini gösterdim. Ya da başka bir deyişle ikiz kenar ile tabanın yaptığı birinci açı diğer ikiz kenar ile tabanın yaptığı diğer açı birbirine eşit olacak da diyebiliriz. Eşit açıları bu şekilde bulabilirsiniz dostlarım. Ve hemen aynı ismi verdim bakın eşit açılara. Eğer bir şey yazmasaydı ben kendi kafamdan x, x, y, y gibi aynı harfi verecektim. Şimdi soruyu çözelim. 90, 42 o zaman buraya 48 kalacak çünkü 3'ünün toplamı 180 olacak. Burası 48 ise 2 alfaya toplamda 132 kalacak. Ve alfa eşittir 66 gelecek, cevap Denizli'den patladı. Bakın ikinci soruda da tane tane gösterelim. Şimdi şu ikiz kenar, bu da ikiz kenar. O zaman ikisinin kesiştiği yer tepe açısı. Tepe açısı burasıysa bu üçgenin diğer iki açısı da birbirine eşit olan açıdır dedi. Ve bakın şu üçgende, şuradaki üçgende iki iç açının toplamı, ki bunların toplamı 80 yapıyor. Üçüncü açımın dışına eşitti, o zaman burası 80. E tabii ki bu da 80 ve 80 160 yapar. O zaman üçüncü açıma da 20 derece kalır. Bu da patladı. Hemen üçüncü sorumuz. Bir grafiker bakın 2018 yılında olması lazım. Evet sorunun neredeyse aynısı. Orada da bir logo hazırlıyordu ve yan yana bir sürü üçgenleri yapıştırıyordu dostlarım. Eş olan 5 tane ikizkenar üçgeni birer kenarı birbiriyle birbirine dik durumdaki D1 ve D2 olan şekildeki gibi çakıştırıyor. Şekil 1'deki gibi. Evet. Sonra diyor ki bu üçgenlerden iki tanesi şekil 2'deki konuma getirilirse alfa kaç derece olur? Şimdi önce şunu konuşalım dostlarım. Bir kere bunlar eş ikizkenar oldukları için hepsinin eşit olan açıları da birbirine eşit olacak. Her birinin eşit açısına A diyor. Ve bunlar dik durumlu olduğu için doğrular. Demek ki buradaki 1, 2, 3, 4, 5 A dediğim şey 90'a eşit. A eşittir 18 geldi. A'yı 18 bulduk. Yani A dediğimiz şey ne? İkiz kenar üçgenlerin eşit açılarını 18 bulduk. Şimdi bize de burada alfayı soruyor dostlarım. Hadi bir daha gösterelim. Şimdi şunlar bizim ikiz kenar üçgenlerimiz. Ve eşit açılarını 18 derece bulduk biz. Burası da 18. Bunun burası 18, bunun burası 18. Ve şeklimize bakarsanız bumerang olduğunu görürsünüz dostlarım. 36'nın 18'in ve 18'in toplamı alfaya eşit. Yani alfa neye eşit? 36 artı 18 artı 18. 72 yapar burası da. Alfa Edirne'den patlar arkadaşlar. Evet, 13 numarayı da gömmüş olduk. Böylelikle sıra geldi şimdi 14 numaralı köşe taşımıza. Yine bakın işin içinde bir sürü ikizkenar üçgen mevcut. Hemen eşit açılarını aynı harfi vererek başlayalım. Öncelikle şu ikizkenarı görelim mi? Yani şurayı kapatalım şu 21'in olduğu kısmı. Bakın bu ikizkenar üçgen eşit açıları burası. İki kenarın eşit iki kenarın kesiştiği tepe açısı B. Demek ki B'nin dışındaki şu iki açı birbirine eşit olacak. Yani şurası da X derece olacak diyelim. Tamam, burayı yazdık. Şimdi şurası 21. Şuradaki açıyı bulacağım, yazacağım şimdi arkadaşlar. Bakınız neler yazacağım buraya.
Şimdi bu açıyla normalde 21'in toplamı x'e eşit değil mi? 2 iç açının toplamı üçüncünün dışına eşit kuralında. O halde bu açının ölçüsü x eksi 21 olmalı. Çünkü 21'i eklediğimde x olacak sonucumuz. Peki şu ikiz kenarı da kullanırsak biz. Bakın bu ikiz kenarın da tepesi x artı 21. O zaman Bursa ile Ceyhan'ı birbirine eşit. Demek ki burası da x eksi 21 olacak diyorum. Ve artık isterseniz kocaman üçgenin iç açılarını toplayın. İsterseniz şuradaki üçgenin iç açılarını toplayıp 180'e eşitleyin. Hadi toplayalım. X, x, x yani 3x var. Bir de eksi 21 var. Bunların toplamı 180 olacak. Eksi 21'i bu tarafa atalım. 3x eşittir. 301 mi oldu arkadaşlar? Evet 301 oldu. Yani 3'e bölünmeyen bir şey 201 oldu pardon. Heh, yanlış toplamışım. Şimdi 3'e bölünen bir sayı oldu. 3'e bölersek x eşittir 67. 67 geldi. Cevap Bursa'dan çıktı. Evet buna bakıyoruz. X kaç derecedir diye soruyor. Yine ikizkenar üçgenler var. Şimdi biz ikizkenarları görünce yani eşit açılar var demektir bu. Hemen aynı harfi vereceğiz. Şimdi şuna A diyelim. Bunun da burasına A diyeceğiz değil mi? Çünkü bu ikizkenar üçgenin tepesi burasıysa diğer iki açısı eşit. Şimdi burada da bir ikizkenar üçgen var. Tepesi burasıysa şurayla şurası birbirine eşit. Ve BB dedim bunlara. Şimdi BAC'yi yani şuranın tamamını 100 vermiş bize dostlarım. Bakın büyük üçgeni toplarsak A var, B var, 100 var. Yazıyorum. A var, B var, bir de 100 var. Bunların toplamı 180. 100'ü bu tarafa atarsam A ile B'nin toplamına 80 kalır. Şimdi A ile B'nin toplamı 80. Bir de X'i eklediğimde 100 oluyormuş dostlarım. A ile B 80 ise X'in kaç olması lazım? Adana olması lazım ki toplamları 100 olsun diyebilirim. Oh, çay da çok güzelmiş. Evet geldik 3. sorumuza. Yine bakın ikizkenar üçgenler mevcut sorumuzda. Hemen bunu bir kullanalım. Eşit açılarına şöyle A, A diyelim. Aa, paralelmiş bu arada bu arkadaşlarım. Paralel olduğunu ben şimdi gördüm. Paralelse Z kuralı yapalım öncelikle şurada. Bakın Z var. A demeyelim X diyelim bunlara biz. X, X. Şurada da Z harfi var. Buraya da 70 yazalım. Eşit açısının diğerine de 70 yazalım. 70, 70, 140. Şuraya o zaman 40 kaldı diyelim. Şimdi kocaman üçgene bakarsanız 80 burada. 40 burada 120 yaptı toplamları. O zaman bu açıya 60 kaldı diyebilirim. Bakın artık ikiz kenar üçgenimin tepesi 60. İkiz kenar üçgenimin tepesi attıysa ayakları da atar. Yani x'ler de 60-60 olur. Demek ki x 60 derecedir diyebilirim. Ha, bunu nasıl söyleyeceğiz? Burası 60 ise şu 2x'e 120 kaldı toplamda. Demek ki x de 60'tır diyebilirim. Yani aslında bu üçgen bir eşkenar üçgenmiş. Eğer ikiz kenar üçgenimin tepesi attıysa bu kesinlikle eşkenar üçgendir. Ayakları da atacak. Yani ayakları da 60 olacak dedim. Ve geçtim 4 numaralı soruya. ABC bir üçgen. Tamam. Eşitlikler yine görüyorum. Burası bilmem ne kaç derecedir. Bakın üniversite sınavında çıkmış bir sorunun kopyasıdır bu arada bu. Şimdi şuradaki küçük ikiz kenarı konuşalım. Bunun tepesi 40. Eşit açılarına ne kalacak? 140 kalacak toplamda 70-70 paylaştılar. Şimdi şu büyük ikiz kenarı görelim. Burayla burası eşitmiş. Tepesi 30. 30'un ayakları ne olacak? 150 olacak toplamda. Demek ki 75-75 paylaşacaklar bu 150'yi de. E bunun da 75'in de 70'i buradaysa x'e kaç kalmak zorunda? 5 derece kalmak zorunda. Cevap Edirne'den çıktı. Evet 14 numarada tamamdır. Çevirdik arka tarafı ve geldik 15 numaralı sorumuza. Eşkenar üçgenle artık muhatap olacağız arkadaşlarım. Hemen olalım. A, B, C eşkenar üçgense bir kere bir bütün kenarlarının eşit olduğunu biliniz ve gösteriniz. Şimdi şunu göstermiyorum. Şöyle yapayım hatta çok karışmasın diye şekil. Ve bütün açılarının 60 olduğunu bilelim ve mutlaka bunu da gösterelim arkadaşlarım.
Bakın 60, 60, burası da toplamda 60 olacak. 20'yi de buraya yazdım. Şimdi bundan sonra bir sürü seçeneğimiz var x'i bulmak için. Mesela şu üçgeni gördüm dostlarım. Bakın şurada bir üçgen var. Şurası 90 yaptı toplamı. Şurada 20 var, 110 yaptı. X'e de 70 kaldı diyebilirim. Hemen paketledim. Evet, ABC eşkenar üçgen. Bakın ne dedim? Açı sorularında eşkenarı görür görmez hemen 60'larını yazın. Mutlaka 3 açısına da şöyle 60 yazdım. Ve 3 kenarının da eşit olduğunu mutlaka gösterin. Bak şunu da şöyle gösterdim. Ve bak ne çıktı karşıma? Şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. Bir tane daha ekstradan. Ve bu ikizkenar üçgenin şuradaki 40 açısı ile şuradaki 40'lık açısı birbirine eşittir. O zaman buraya 20 kalır. Ve 60, 20 daha 80, x'e de 100 kaldı diyebilirim. Bakın burada unutmayacağınız şey şu. Şimdi böyle güzel sorular diyelim, öyle her kolay sorularda değil de daha çok böyle üniversite sınavında çıkacak güzel sorularda eğer eşkenar okuduysan 60'ları yazacaksın. Kenarların mutlaka eşit olduğunu göstereceksin. Ve bil ki bunları yaptıktan sonra yeni bir ikizkenar üçgen çıkacak karşına. Burada bakın çıktı. Güzel sorularda böyle olur arkadaşlar. Evet, geldim 3 numaraya. Bir zemin üzerine 2 tane eşkenar üçgen veriliyor. İki üçgen C noktası etrafında birbirine doğru 10 derece döndürülüyor. Tamam. Şöyle döndürüldü. 10'ar derece. İkisi de 10 derece döndürülmüş. Kesiştiği nokta açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor bize. Şimdi bakın bu da buradan buraya 10 derece kalktı. Şimdi şurası zaten 60 dereceydi. Bu buradan 10 derece kalktı. Yine bu da buradan 10 derece yükseldi ve bu eşkenar olduğu için burası da 60'tı. Yani 70, 70 daha 140, şu ortaya da 40 kaldı kardeşim. Bildiklerimi yazıyorum şimdi, yavaş yavaş gidiyorum. Bakalım neler gelecek. Sonra şu kenar, bu kenar, bu kenar eşit. Bu da eşkenar üçgen ve aynı eşkenar üçgen olduğu için üçüne de aynı simgeyi koyuyorum. Bunlar da eşit. Şimdi burada görmen gereken şurayı bir gör bakayım. Bak bu kenar bu kenara eşit dostum. Ve ikisinin de tepe açısı 40 ile 60, yani 100 derece kardeşim. O zaman 80 kalır eşit açılarına ve bu 80'i 40, 40 bölüşürler. Şimdi devam edelim. Şuradaki ikiz kenarı da görelim. Bakın bir tane de şurada var. Şu maviyle göstereyim onu da. Şununla şunun eşitliğini de görelim. Şimdi bunun da tepesi 100. Şurası 100. O zaman bunun da taban açılarına 40, 40 kaldı diyebilirim. Şimdi bundan sonra yine seçenek bol. Mesela şuradaki bumerangı görürseniz 40, 40, 40. Üçünün toplamı 120'dir. Şuradaki dış açıya eşit 120. X de 120 çıkar. Bu 1. 2. Şimdi şurası 60'tı. Şuraya 20 kaldı. Şurası da 60. Şuradaki 20 ile şuradaki 100 var. 100, 120. O zaman şuraya 60 kalır. 60'ın da dış açısı 120 olur deyip böyle de bulabilirdiniz. Daha farklı bir sürü yolla da bulabiliriz dostlarım ama iki tanesini görmeniz yeterli oldu. Evet, 15'i de gömdük. Hemen gelelim 16'ya. Bakalım bu ne diyor? Birinci sorumuz. X kaç derecedir diye soruyor. Açıortaylar var, yani dolayısıyla eşit açılar var demektir. Hemen A, A, B, B'yi yapıştırdım. Bak dostum şu üçgeni bir gör. İki iç açının toplamı bir dış açıya, yani 52'ye eşit. O zaman hocam A ile B'nin toplamı 52 derecedir dedi. Sonra şurada 2A var, şurada 2B var. O zaman 2A ile 2B'nin toplamı ne yapar diye sorsam 104 yapar dedim. Üçgenin iki açısının toplamı 104 ise üçüncü açısına ne kalacak? 76 kalacak. Cevap Ceyhan'dan patladı gitti. Geldim buna. Yine eşit açılar görüyorum hocam. A, A, B, B yazıyorum. Ve şunu gördüm bakın 90 var, 2A var, 2B var. Bunların üçünün toplamı 180 mi? Evet. 90'ı buradaysa 2A ile 2B'ye de 90 kaldı. 2A ile 2B'nin toplamı 90 ise 1A ile 1B'nin toplamı da 45 yapar. Yani şuradaki üçgende bakın şöyle tarıyorum. Şu iki iç açının toplamı 45. O zaman üçüncüye ne kalacak? 135 kalacak. Yani şuradaki 90 ile x'in toplamı 135.
90 ile 45'in toplamı 135'tir. Cevap Adana'dan patlar. Geldik buna. Evet. X kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Hadi gelin yine eşit açılara A, A, B, B yazalım. Dostum buradaki 2B üçgenimin dış açısı. 2A üçgenimin dış açısı. 132 üçgenimin dış açısı. Ve ben biliyorum ki üçgenin 3 dış açısının toplamı 360 derece. Yani 2A, 2B ve 132'nin toplamı 360 derecedir. Hepsini bir 2'ye bölelim mi? Bölelim. A artı B artı 66 da 180 derece yapar. 66'yı bu tarafa atalım. A artı B eşittir. 114 gelir. Ve ben de şu üçgene bakarım. A ile B'nin toplamı 114 ise X'e de 66 kalır derim. Edirne'yi işaretlerim. Dostlar, bu iki tane dış açıortayın arasındaki açıyı veren, yani X'i veren şöyle bir formül var. 90 eksi şu tepedeki 48 ya burası. 90 eksi 48'in yarısı diye bir formül var. Ama ben çok da fazla formül kullanmayı sevmediğim için normal çözüm yolunu gösterdim size. Siz de lütfen formülleri çok ezberlemeye çalışmayın arkadaşlar. Evet, geldik buna. BD eşittir oraya. Tamam, madem ki eşitse burası X ise bu da X. Bu da X. Hatta X'i biliyoruz değil mi? Şurası 50 derece ise 130 kalır bunlara. X'imiz 65 olur. Bu da 65, bu da 65, bu da 65. 50, 50 daha 100. İç açıya 80 kalır. 65, 65 daha 130 yapar. İç açıya 50 kalır. 80, 50 daha 130. Üçüncü açıya da 50 kalır 180 olması için. Bakın X'i de buldum, Y'yi de buldum. Bana 65 eksi 50'yi soruyor. 65'ten 50 çıkarsa 15 kalır diyorum ben de. Evet, 16 da tamam. 17 numaralı köşe taşındayız şimdi dostlarım. Hemen yeni nesil sorularımız var. Katlamalı sorular, birazcık küçülteyim. Evet, siz de iyice görün. Hatta bir tık daha küçültelim. Şıklarda gözüksün. Diyor ki ABC eşkenar üçgeni biçimindeki kağıt DE boyunca katlandığında, çok güzel, buna göre X kaç derecedir diye bir soru soruyor. Şimdi arkadaşlar, bu katlama soruları çok meşhurdur ve ÖSYM çok sever, sorar. Ve katlama sorusu hangi konuya ait olursa olsun, işte burada mesela üçgende açıda görüyorsunuz ama eminim ilerleyen konularda işte benzerlikte, üçgende, alanda, ne bileyim açıortayda, kenarortayda aklınıza gelen bütün konularda, dörtgenlerde, analitik geometride, çemberde, katı cisimlerde falan hepsinde katlama sorusu karşımıza gelebilir. Ve katlama sorularında 3 tane adım vardır dostlarım. Her soruda ne sorusu olursa olsun, alan da olsa, benzerlik de olsa, dörtgen de olsa, çokgen de olsa, her katlama sorusunda bu 3 adımı yaparsınız ve sonrasında soru kendiliğinden çıkmış olur dostlarım. Şimdi ben size bu 3 adımı, burada 2 tane soru var, 3 adımı tek tek göstereyim. Birinci adımınız şu olacak her seferinde: son şekli katlanmadan önceki haline mutlaka açacaksınız ki burada amca bizim için bunu yapmış zaten. Hani kesik kesik çizgilerle göstermiş. Ben onu düz çizgiye tamamlıyorum. Birinci adım neymiş? Katlanmış şekli katlanmadan önceki halini açacaksın. Bu birinci adım. İkinci adım. Katlanmadan önceki uzunluk katlandıktan sonraki uzunluğa ya da katlanmadan önceki açı katlandıktan sonraki açıya eşit. Yani şundan bahsediyorum. A açısı burada kaç derece ise katlandığında da o kadar derece. İşte AE uzunluğu burada kaç santim ise katlandığında da o kadar. Ya da AD kaç santim ise DA üssü de o kadar santimdir. Bu da ikinci adımımız olur. Üçüncü ve son adımımız da şudur dostlarım. Kat çizgisi her zaman açıortay olacak. Kat çizgisi ne hocam? Ne boyunca katlanıyor? DE boyunca. İşte DE kat çizgisidir. Ve bu kat çizgisi her zaman açıortay olur. Yani katlanmadan önceki ile katlandıktan sonrakinin açıortayı olur. İşte burası açıortaydır. Ve aynı şekilde bu taraftan da.
İki taraftan da açıortay olduğunu gösterir. İşte olayınız budur arkadaşlarım. 3 adım budur. Bu 3 adımı her soruda gösterin. Ha, illa 3 adımın 3'ü de her seferinde işe yarayacak diye bir kural yok. Bir kere birinci adımı mutlaka yapacaksın. Yani katlanmış şekli geriye mutlaka açacaksın. Bu her soruda olacak. Ama şu eşitlikler mesela bu soruda bir boka yaramayacak bu eşitlikler arkadaşlarım, öyle söyleyeyim. Ama başka bir soruda da bu eşitlikler işe yarayabilir. Bu soruda şuranın açıortay olması tam emin değilim ama belki de eşkenar üçgenmiş, yarayabilir. Bilmiyorum, bakalım şimdi hadi. Bu bir eşkenar üçgense şu açı kesin 60 derece. Şimdi 40'ın şurası 140 olacak ve 70-70 diye parçalanacaklar. E bakın ne çıktı? 60-70 daha 130, şuraya 50 kaldı. E bu 50 ise bu da 50, 50-50-100, x'e de 80 kaldı dersiniz. Olayı bitirirsiniz arkadaşlar. Evet, geldim buna. Katlanıyormuş, şurası 75 dereceymiş ve şurayı ikiye bölüyormuş arkadaşlarım. Şimdi onları burada bir daha göstereyim ben. Hemen ne yapıyorum? Katlanmadan önceki versiyonuna geri gönderiyorum bunu. Şöyle tekrar bir açıyorum. Şimdi B üssü buradaydı. Burası B o zaman. Bakın burası buraya eşitmiş. Soru kendisi vermiş bunu. Biz bir şey demedik. Şurası 75'miş. Bunlar sorunun verdikleri. Şimdi biz katlamanın getirdiği sonuçları da yapalım. Neydi katlamada? B açısı katlandı, B üssü oldu, burası eşit. BK katlandı, K B üssü oldu, o zaman bunlar da eşit birbirine. Sonra BL katlandı, buraya geldi ve bir de şurası açıortay olacaktı değil mi? Bunu da gösterelim şöyle. Burası da açıortay, burası da açıortay diye gösterelim. Şimdi bakınız neler çıktı karşımıza. Bir kere bir, şurada bir ikizkenar üçgen çıktı hocam. Yani 75 ise şurası da 75. 75-75 150. O zaman burası 30 diyelim. 30 ise dış açımız 150. 75-75 çakalım buralara da. 10 ise dış açımız 170. 85-85 buraya da yazalım. 85-75 daha 160 mı yapıyor? 80-80 160 yapıyor. Şuraya 20 kaldı. Bunu da yazalım. Şimdi kocaman üçgene bakın arkadaşlar. 75 burada. 20 daha 95. O zaman şu A açısına da 85 kalıyormuş. Zaten bize de A açısını soruyormuş. Cevap 85 çıktı arkadaşlar. Evet. Güzel bir yeni nesil soruydu gerçekten. Hani üniversite sınavında sorulacak potansiyele de sahiptiler açıkçası. Şimdi 18'e geçiyorum ve 18 son köşe taşımız dostum. Bunu da bitirelim, sonra konu testi, tarama testi falan diye gideceğiz herhalde. Evet, birinci sorumuza bakalım. Bir dörtgen görüyorum. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi arkadaşlarım. Dolayısıyla şu dörtgenin iç açıları toplamı 360 diyebilirim ve şurası 90. Burası da 90 olduğu için 2,90 zaten 180 yaptı. O zaman şu ikisine de 180 kaldı diyorum toplamda. Toplayalım, 3x, x daha 4x yapar. Bir de artı 20, eksi 20, 0 yapar. O zaman direkt 4x eşittir 180 oldu. 4'e bölersem x eşittir 45 geldi. Bana da zaten x'i soruyormuş. Bakın burada bir m kuralı var. Öncelikle bunu bir görelim. Şurada bir m var. 55 ile 40'ın toplamı 95'tir. Buraya da 95 kalır. Ve sonra bakın şurada da bir dörtgen var. Ve dörtgenimin yine iki açısı 90. 90, 90 daha 180 burada. O zaman diğer ikisine de toplamda 180 kalacak. Demek ki x 85 olacak. Cevap Denizli'den geldi dostlarım. Evet, üçüncü sorudayız arkadaşlarım. Bisiklet sorusu var. Şöyle küçültsem mi bunu? Bakayım. Aşağıda bir bisiklet veriliyor diyor. Bisiklet üzerinde AB ile KL paralel. Onu ben şekil üstünde şöyle bir göstereyim sizin için. Şimdi bisiklete tekrar geri dönelim. Sonra altında da diyor ki eşit açılar varmış. Onu şekil üstünde göstermiş. 70 dereceyi göstermiş. BM ile LM dikmiş göstermiş. X kaçtır diye soruyor. Tamam. Şimdi hemen şu paralelliği kullanarak Z harfini görelim dostlarım. Bakın burada bir Z var. Şöyle bir Z. 70 ise burası da 70. Eşit olduğu için bu da 70. Burada bir dörtgen var. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi. Hemen toplayalım.
70, 70 daha 140, 90 daha ne yapıyor? 230. O zaman x'e kalıyor 130 diyebilirim. Cevap 130'dur. Yani Denizli'den gelmiştir arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, şimdi köşe taşlarını bitirmiş olduk böylelikle. Bir sonraki videomuzda tarama testini çözeceğiz. Kaç sorusu varmış? 14 değil, 18 tane zaten her köşe taşına bir koyuyorlar. Sonra konu testimiz var. Bir tane 8 sorudan oluşan. Sonra ÖSYM sorularına geçiyormuşuz. Şimdi bu ÖSYM sorularını ben normalde diğer kitaplarda çözmedim arkadaşlarım ama telif hakkı doğuyor diye, ÖSYM istemiyor diye çözmemiştim. Ama sanırım kitap koyduğu zaman soruları çözebiliyormuşuz. O zaman telif hakkı olmuyormuş. Bunu bir sormam lazım arkadaşlarım. Bir sorarım. Eğer öyleyse ÖSYM sorularını da çözerim. Ama yok, telif hakkı var derlerse açıkçası götüm yemez çözmeye. O yüzden de çözmem. Tamam. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşürüz bir sonraki videoda.